Gözler tabii ki herkesin merakla beklediği konu EYT'ye çevrilmiş durumda. Yapılan açıklamalar var. Merak edilen konuysa meclisin gündemine ne zaman gelecek? Detaylar için de başkent Ankara'da Tülay Ağaoğlu karşımızda. Tülay Ağaoğlu günaydın. Tahir İnan günaydın. Tabii dün yapılan açıklamalar var. Hemen onları aktaralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birkaç haftaya EYT konusunun çözüleceğini ifade etti, kamuoyuyla paylaştı. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de önemli açıklamaları oldu. Çalışmaların sürdüğünü, çünkü dosyaların dijital ortamda olmadığı için tek tek bulunarak gündeme getirildiğini ifade etti. Ayrıca yurt dışından da pek çok talep olduğunu, bu nedenle tek tek dosyaların incelendiğini, bakıldığını söyledi. Yani çalışmalar biraz daha sürüyor ama çok uzun da sürmeyecek kuşkusuz. Şunu ısrarla altını çizdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş olma koşulu var. Bu koşul hiçbir şekilde değişmeyecek. O nedenle de borçlananlar buna göre borçlansınlar. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce eğer işe girmemişse borçlanmasının hiçbir anlamı olmadığını ifade etti Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Bu arada 26 Aralık'ta kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunabileceği gibi EYT konusunda o hafta 26 Aralık haftasında, yani yılbaşına kadar bu konuda bir açıklama yapılabileceği de yine ifade ediliyor. Kabinenin gündem konularından bir tanesi olacak yine EYT konusu da. Ne olacak sonra? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Yani bu ay sonunda da gelebilir. Yeni yıl başladıktan sonra, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilir. Tabii bir süreç bu. Mecliste de teklif haline gelecek bu. Ve teklif haline geldikten sonra, üzerinde biraz çalışıldıktan sonra Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra yasalaşacak. Şunu da not olarak düşelim. Yasalaştığı tarih çok da önemli değil aslında. Yürürlük tarihi önemli. Yani bu yürürlük tarihinin de 1 Ocak ya da 15 Ocak olması bekleniyor diyelim. Sözü Tahir İnan'a bırakalım.